kara kıta son 60 yılın en şiddetli kuraklık ve açlığıyla boğuşuyor. Yüz binlerce çocuk sefaletin pençesinde can çekişiyor. Dünyadan yardım yağıyor ama küçücük bedenler için yardımlar henüz yeterli değil. Açlık, susuzluk, hastalık. Ölümle burun buruna bir hayat. Kısacası kara kıta Afrika'da, tabloda kapkara. Somali'de 1 milyon çocuk bir lokma ekmeğe muhtaç yaşarken Türkiye'de günde 5 milyon ekmek işte böyle israf ediliyor. Biz Türk insanları bunu kıymetini bilmiyoruz ama birçok fakir ülke var. Bizim ülkemizde de fakir insanlar var. Fakat maalesef ki Türkiye'de bunun kıymeti bilinmiyor. Bunu gördükçe üzülmemek elde değil. Ve hakkı çok da çok da üzülüyoruz yani. Görüyorum ben mesela duvarlarda asılı çöplerde. Türkiye'de 300 gramlık ekmekten günde 82 milyon adet üretiliyor. Bu üretimin 77 milyon 340 bin adedi tüketiliyor. Kalan 4 milyon 660 bin adedi ise israf ediliyor. Ortaokulda talebeydim 9.45'lerde. Babam memurdu. Evimize ekmeği karnıyla girerdi. Onun için biz ekmeğin değerini aşırı derecede değerlendiririz. Ekmeğin ufağını dahi sofradan parmağımı ıslatarak alırım. Ufağını bırakın, bütün el değmeden gidiyor çöpe. Evlerde, otel ve lokantalarda, yurt, okul ve iş yeri yemekhanelerinde. Çöpe giden nimetin para cinsinden değeri ise yıllık 1 milyar 277 milyon lirayı buluyor. Bir çare bulmak lazım bu işe. Çaresini birçoğumuz biliyoruz. İhtiyaçtan fazlasını almamak, alınan gıdayı koruyup bozulmadan tüketmek. Ancak kötü olan her zaman olduğu gibi daha kolay geliyor. Bunun yöntemi ekmeği idareli almak artı artan ekmekleri değerlendirmek. Örneğin kızartarak çorbalara konulabilir veya kızartılarak sabah kahvaltıda yenilebilir. Herkes yiyeceğe kadar ekmek alır.